Merhabalar, ben Köfte Köfte ve yepyeni bir Isaac bölümüne hoş geldiniz ve bugün sizlerle Pokemon's challenge'ını yapacağız. Elimize bir poke topla başladığımız yeni bir challenge. Kendisi Afterworld Plus'la gelen challenge'lardan. Böyle Pokemon'larımız var o elimizde. Aslında bayağı yarı oyundaki moblar. Bize yardımcı olarak. Ve tabii ki de daha az hasar almam lazım. Evet, bomba var. Isaac videolarını çekmeyi özlemiştim. Aslında düşünce bayağıdır da oyun videosu çekmiyorum. Normal oyun videosu çekmiyorum. Bir şeyleri anlatmak için oyun videosu çekiyorum. Ama bir yandan da aslında hala bir normal oyun videosu da çekmek istiyorum ama ne tarz bir şey çekebilirim, ne tarz bir seri yapabilirim bunu cidden bilmiyorum. Hani çok fazla zamanımı yemeyecek bir şeyin serisini yapmak istiyorum ama ne olabilir onu ben de merak ediyorum. Özellikle böyle. O yüzden ben de dedim, Isaac videosu, zaten arada Isaac oynuyorum, neden videosunu çekmeyeyim? O yüzden de ortada böyle bir sonuç çıktı. Isaac videosu. gene. Ha, güzel. Güzel. özür dilerim. Kahvemden içmem lazım. Şimdi bu challenge Isaac'lik challenge'ları biliyor olmalısınız. Basitçe normal item room yoktur. Size verilen spesifik bir konfigürasyonda ilerlersiniz. Ama verilen spesifik konfigürasyonda bu da charm yeteneğim var artı yaratık spamlıyorum. Bakalım ney? Ha, güzel. Gayet güzel. Bebekler genelde iyidir. Evet. Daha familiar'lar üstüne kurulu bir gameplay burada. Şimdi daha yeni mi? Güzel. Dükkanlar bir yandan da önemli bir yer edinecek. Çünkü dükkanlar aslında bir... Dükkanlar ve bosslar item kaynağımız tamamen. Çünkü item room'umuz yok. Gel bakalım nesin sen. Güzel. Aslında range saldırı yapan familiar'lar daha güzel çünkü daha zor ölüyorlar bir yandan da. Ve familiar'ınızın ölmemesi aslında güzel bir şey çünkü size daha fazla familiar geliyor demektir bu. Dolayısıyla da bu item'in böyle bir güzelliği var. Teşekkürler. Şimdi oraya girmeyeceğim. Zaten bir gold, bir centim var. Gold diyecektim. Bir goldum olsa şu an bayağı güzel olurdu aslında. Bir alt. Yalnız bunun böyle karşıma bunların çıkması. Evet. Keşke her oyunda şansım bu kadar güzel gitse. Ve bakalım sen nesin? Ehvaz. Hiçbir işime yaramazsın. Şu an istediğim düzende hiçbir işime yaramazsın. O güzel. Ve bakalım burada neler var. Algız güzel. Ehvaz güzel değil. Lagaz güzel. Yera güzel. Yera sen de. Evet şimdi. Kapıdan geçemedim. Bakalım. Sinekler. Ve familiar'ları neden orada? Güzel. Zor ölen familiar'lar iyidir. Nasıl bu kadar zor olan bir familiar değil ya. Ve sineğim öldü. İki familiar.
Ha doğru. Bu sinek spamlıyordu. Ama sen mümkün olduğunca ölmemeye çalış. Çünkü sen bana güzel şeyler katacaksın. Peki. Hadi güzel şeyler çıkart. Teşekkürler. Tekrardan teşekkürler. O Balls of Steel güzel. Neden oradan çıktım ben? Aslında o parayı double'layabilirdim de o double'lamayı daha güzel şeylerde harcayabilirim ya. Evet şimdi gel gelelim. Burada nelerimiz var? Ah. Kesinlikle alınması gereken bir item var. Humbling Bundle. Güzel. Şimdi bakalım burada ne var. Ha. Krampus. Hayır Krampus. Ve bütün familiarlarım öldü. Teşekkürler Krampus. Evet. Yaratıksız ve Curse of Darkness. Gamam en yüksekliymiş zaten. Umarım bir şeyler görebiliyorsunuzdur. Ha tamam beleşten geldi. Dükkana daha sonra bakarız. O güzel güzel. Uzaktan ateş eden demiştim. İşte bu uzaktan ateş eden. Ve bana güzel ışık kaynağı da sağlar. Tek sıkıntı önüne gelen her yerde brimstone atacak. Evet. Sen de öl bakalım. Öldü. Söz dinliyormuş. Peki. Ya bir yandan da devam edeyim. Bir şöyle bir sıkıntım var. Video konusu bulmakta zorlanıyorum. Evet. Şu an benim en büyük sıkıntım o neden çok fazla video gelmiyor diyecek olursanız iki sebebinden biri bu. Diğeri de evet zamanım yok ve yani zamanım olduğunda da onu kendi başıma bir şeyler yapmaya harcamak istiyorum da. Ama bir yandan da video konusu bulamamak aslında büyük etken bende. Çünkü video konusu bulamayınca ya da ilgi çekici olduğunu düşündüğüm bir video konusu bulamayınca video çekmek istemiyor insan. Hani çok ilginç değil mi? Sanki konu olmayınca insan video çekmiyor. O yüzden aklınıza video konusu gelirse de söylemekten çekinmeyin. Tabi bu aklınıza gelen video konularının Minecraft olmadığını düşünüyorum, varsayıyorum. Çünkü öyleyse direkt reddedilecekler. Neyse. Ayzemizle devam edelim bakalım. Bu challenge'ı başarırım diye düşünüyorum. Bir halt çıkıyor. Yok ya. Çok iyi. Ama şurada bir secret room olabilir. Evet varmış. Şimdi gel bakalım. Hiçbir şey çıkartmadı. Harika. O zaman yolumuza devam edelim. Dükkan. Geri uğrayalım. Nasıl bir Steam sale oldu? Nasıl şu an grid çıkmasını isterdim diyecektim de çıkmadı. Deneyeceğim Hangman'mış. Ne yaparsın? Güzel. Güzel güzel. Selam.
Mesela bayağı güzel bir Final Gear geldi şu an. Bayağı güzel bir Final Gear geldi. The Belt. Speed up. Guppy itemlerini alacağım. Çünkü her türlü Guppy'ye dönüşmek istiyorum. Ama tabii ki de bunu da alacağım. Evet. Bol Brimstone'lu ekibimizle yolumuza devam edelim. Bir Devil Room'da bütün kalplerimizi nasıl harcarız? O bizden değilmiş. Burada sanırım bu büyük bir sıkıntı olacak. Kim benden, kim değil anlayamıyorum. Anlayamayabiliyorum kalabalıklaştığında özellikle. Evet, gel bakalım. Tabii beni de hedef görüyorlar bir yandan ama zarar veremiyorlar bana hiçbir şekilde. O yüzden sadece biraz sinir bozucu bir biçimde ortalığı ateş ediyorlar. Olay bu. Bakalım. Oh, güzel. Güzel. Karlı çıktım. Teşekkürler. Güzel. Sakin. Aslında şu an Hank'ten değil. Bayağı işe yararmış. Uçumumu sağlayacak herhangi bir şey şu anda işime yarayabilir. Guppy'ye dönüşmek de buna dahil tabii ki de. Evet. Nasıl bir... boku kıramadık. Oh great, güzel. Yere kullanayım. Voila. Evet, artık para demiyoruz. En azından söyledik. Üst katlarda aslında bayağı, son iki katlarda bayağı işime yarayacak. Sessizliğimin ardından gel bakalım. Bir yandan da Euro Truck Simulator videosu da çekebilirim diyorum da onu da canlı yayın. Canlı yayın demişken. Arkadaşlar, bundan sonra her cumartesi canlı yayın yapmaya çalışacağım. Ne kadar başarılı olurum, yani ne kadar düzenli yapmak konusunda başarılı olurum en ufak bir fikrim bile yok ama gene de deneyeceğim. Cumartesileri akşama doğru muhtemelen bu şekilde yayınlar yapmaya başlayacağım diye umuyorum. Hani her seferinde bu arada haberdar olmak isterseniz bunlardan benim Mastodon'dan ya da YouTube community kısmından takip edebilirsiniz. Video duyuruları yapar mıyım bilmiyorum çünkü son anda aklıma geliyor ama ben yapmaya çalışacağım aslında, daha mantıklı olacak benim için. Güzel. Bayağı güzel aslında. Şu an Guppy olabiliyorum. Olayım. Çok riskli bir şey yaptım ama. Aşırı riskli bir şey yaptım aslında hatta. Ama I don't care. Umarım anlamadım. Gel bakalım. Herhangi bir yerde bir kaya var mı? Titrak var mı? Evet. Arkadaşlar, Titrak görürseniz haber verin diyeceğim de nasıl haber verirsiniz? O da güzel bir soru değil mi? Ben sadece saçmalıyorum sanırım. Neyse. Aslında bayağı riskli hareketli ya yaptığım. Boss'ta ölmezsem ama yırtıyorum sanırım.
Ama bir saçmalık deneyeyim. Hiçbir şey çıkmadı tabii ki de. Sintez Rock yok çünkü. İşaretli. Bu yanında X olacak. Ha, tamam, boss da ölmedi. tamam dur. Ve canımızı bir anda normale geldi. O zaman tabii ki de hepsini familiar'ladım. Benim Brimstone'um sizinkileri de var. Evet, çok fazla çekme görüyor, buna öyle geldi. Yani şu an bana ne lazım biliyor musunuz? BFF. Kesinlikle BFF lazım. Aa, bu arada Tinted Track gördüm. Dükkandan BFF çıksın. Yalvarıyorum. Direkt alacağım. Acımadan. Tabii ki de çıkmadı. Ama sanki bu işi gördü gibi. Evet. Nektar alalım. Nektarımızı da aldık. O zaman tamam. Çok ilginç şeyler ortaya çıkmış olabilir. Fazla abartılı bir boss savaşı yapacak olabilirim. Anneye mi gidiyoruz? Hayır, anneye gitmiyormuşuz. Ama önce ben çok kalabalığım. Fazla kalabalığım. Biraz fazla geniş bir ekip oldu bu ya. Bunlardan biri de 48 Hour Energy çıkıyormuş. Hah, Balls of Steel. Çok güzel. Excited. Güzel. Pil spamlamamı sağlayan bir item mi aldım? Evet. Çok ilginç bir odadayım sanırım. Eski kalabalıklığım gitti. Neyse, önemli değil. Geri toparladım bir kısmı. O zaman kawaii bokçanlarımızı da öldürelim. Evet. Ve şurada muhtemelen gizli oda var. Evet, varmış. Bakalım gizli odada ne çıkacak? Gayet. Gayet güzel. Daha fazla para. Ama şu an parayı harcayacak bir yerim yok. Ve sonraki oda parayı harcayacağım sonu da olacak. O yüzden orada direkt... Değmez. Orada muhtemelen eğer bir adet... Item dönüşüme zımbırtısı varsa onu direkt yardıracağım. Burada seni alacağım ya. Neden olmasın diyerekten. Evet, şimdi ve HP yap. Güzel, tam da. Şu item neydi onu hatırlamıyorum. Ama alsam mı almasam diye düşünüyorum.
aldım bile. Sen nesin? Nefesin. Güzel, güzel, güzel. Zaten çok fazlasıyla sahip olduğum bir şey. Evet. Arcade room. Güzel. Daha sonra da umarım. Health up. Güzel. Explosive diary. Teşekkürler. Ana kapıyı açtım. Sırf şunları artı hedefler için patlattım. Şey, şans artısı için arasında ama şans değil de Devil Deal şansı arttırması için. Evet, gel bakalım. Yeni familiar'ımıza hoş geldin. Sinek. Teşekkürler. Ham. Nice. Damage olarak. Damage up iyidir her daim. Kavayı bok çanlarımız her zaman gibi direkt öldüler. Ve full paradayım sanırım. Daha sonra 2 centim kaldı full paraya. Anladınız siz beni. Senem yeni familiar nesin? Güzel sinek. Bolca sinek. Pardon, örümcek. Güzel bir şeyler çıkmadı tabii ki de. Şimdi gel gelelim, dükkanda neler var? İlk olarak seni bir alacağım zaten her türlü. Sonra şunları patlatalım. Sonunu alabilirim ya. Ha yok, Ahmet dingeymiş. Oh, güzel, 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 güzel. Sen de güzelsin aslında. Retrovision'mış, hiç sevmiyorum Retrovision'ı bu arada. Explosive Diary ya. Hayır, ha dur. Seni alacağım. More Trinket Room. Oh, güzel. Anneye dönüştük. En azından sineklere bir buff verelim. Pretty Fly. Peki. Explosive Diary'ye istemiyorum. X-Slash güzeldir. Tamamdır. Harcayabildiklerimi harcadım sanırım. Boss odası, o yüzden en son, daha sonra oraya geleceğim. Öncelikle bir paramızı arcade'de harcamamız lazım değil mi? Çünkü çok fazla paramız var ve bundan sonra çok bir işimize yaramayacak. Sen sürekli zıplayıp durma. Ve tabii ki de daha fazla para. Bir de şu son odaya bakalım. Girmediğimiz odaya. Ha, bir şey yokmuş. Evet. Arcade room. Gel bakalım. Kumar oynayak. Evet.
Hammer. Hammer sen nesin? Güzel şeyler çıkarttın bana. Balls of Steel mesela güzel bir şey. Anahtar güzel. Evet bu patladı. Sen nesin? Excited. Evet çok para harcayamadık henüz hala. Paramız bir daha çok fazla para çıktı. O zaman bu da patladı. Annesin infested güzel. Evet param gene artmaya başladı. Bu benim için sıkıntı olabilir sanırım. Evet. First world problems. Paramı harcamaya çalışıyorum ama harcayamıyorum. Ya bu da patlasın. Patlatırsak, patlatabilirsek yani. Evet. Hadi bakalım. Patlamıyor. Yani onu da elle patlatacağız zaten de. Neyse elle patlatayım. Alıyorum. Öldü galiba. Evet. O zaman hadi anneyi öldürmeye. Pamuk eller anneyi öldürmeye. Ailelerinizle beraber bu videoyu, aileleriniz yanınızdayken bu videoyu izliyorsanız çok ciddi şeyler açıklamanız gerekebilir. Mesela köfte secret tools. Bunları nasıl buluyor? Aslında çok basit. Bayağı basit sistem tipleri var ve tahmin edebiliyorsunuz. Two of Diamonds. Güzel, güzel. Tamam. Tamam. Teşekkürler. O zaman hadi yolumuza devam edelim. Anne. Hadi bakalım. Son iki katlarda. Neyse. Hani why the hell not kafasında giriyorum şu an. Evet. Girdim ve temizledim. Bir tane damage aldım. Sağlık olsun. Evet. Familiar'larım oradan geçmeseydi çok daha güzel olacaktı. Ama ne yaparsın? Ölenle ölünmüyor. Excited. Burayı işareti. Neyce. Oyundaki en iğrenç pop. Dagaz. Kullanırız. En azından odaya girmemin bedeli oldu da. Evet, şimdi gel gelelim. Boss odasını bulmaya çalışıyoruz. Bulabilirsek. Çünkü Amnesia gibi lanet bir şeyimiz var. Lanetimiz var. Lanet bir lanetimiz var evet. Yani Türkçesi o aslında. Lanet. Curse. Ha bir saniye. Etki etmemiş Amnesia bana. Ha. Çok ilginç. Etmiş gözüküyordu.
Haritaya bakmadım bile Amnesia'yı gördükten sonra. Yeni fark ediyorum haritanın hala gözüktüğünü. Evet. Herhalde game modda biraz yardım etmek istemişlerdir diye umuyorum ya da Range and Tears Up. E bakalım şimdi. Pardon. Asla asla geri çeviremem. Dünya üzerinde en geri çevirmeyeceği itemlardan birisin. Muhtemelen bu son kat diye umuyorum. Nöp. Ninja istemiyoruz. Hayır. Yeni familiar. Bu biraz benim kendi hatam. O zaman... Bir damage daha aldık ama... Kabul edilebilir demişler. Çünkü... Şimdi seni seçtim. Yanan şişman. Evet. Hah. Sen daha fena bir yer varmış. Güzel güzel. Range saldırı yapan herhangi bir familiar. Gayet makul bir seçenektir. Çünkü hani daha zor ölüyorlar her türlü. Ve kendilerini riske atmadan efektif olabiliyorlar. Peki. Ne haber annemin kaybı? Bekliyiz. Direkt buradan. Ah, son kat değilmiş. Muhtemelen... Alt at güzel. Balls of Steel. Ah, neden kullandım ki şimdi? Evet, kendim de OP'yim. Familiar'larım da OP sayılır aslında. İlginç bir kombinasyon olmuş olabilir. Ama memnunum kombinasyonumdan. Temperance. Soft Clubs. Evet, paraya ihtiyacım olmadığı bir ara yerde... Bol bol para. Evet, ve can da alalım. Peki neden onu kırdın diye soracak olursanız belki item falan da çıkabilirdi ki mesela anahtar çıktı, anahtara da çok ihtiyacım olmayacak. Çünkü anahtarım bayağı var. Evet şimdi challenge room. Hiçbir şey. Hem bir saniye item çıkmış. Güzel güzel güzel. Daha fazla familiar. Benim adıma savaşacak daha fazla yaratık. Evet. Şimdi... Isaac'le savaşacağız birazdan. Tabii boss odasını hızlıca bulabilirsek. Hızlıca çok fazla. Bana
Ha doğru, pil almıştım ya. Nasıl da unuttum. Evet. İster istemez OP bir kombinasyon yaratmış olabilirim. Evet. Bol bol familiar. Güzel, 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 güzel. Daha da güzel her şey. Her şey güzel olacak. Birazdan seni alacağım. O zaman gelelim. Az en son paramı bitirmişim, hala da param var. Sanırım şu anki Trinket'imden ötürü olabilir gibime geliyor. Çok mantıklı bir seçenek galiba. Evet. O zaman Isaac ne haber? Evet, Isaac'i öldürdük. Ve challenge'ımızı bitirmiş olduk. Charged Key. Güzel. Yine achievement. Evet, o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köfteni günler. İyi eğlenceler.